Artık klasik literatür taramayı bir kenara bırakıp yapay zeka destekli gelişmiş araçları kullanmamızın yararımıza olduğunu düşünüyorum. Günümüzde popüler veri tabanları bu alanda ciddi yol kat ederken alternatif çözümler ve modeller de kullanabilmek mümkün. Bu videoda zihin haritalama tekniğine benzeyen, literatürü bir haritalama şeklinde bize sunan Litmaps yapay zeka aracını birlikte inceleyeceğiz. Hepimizin deneyimlediği gibi literatür taraması yaparken kaynaklar arttıkça bağları kurmak ve literatüre hakim olmak zorlaşır. Araştırma alanınızdaki önemli bir makaleyi anmamak ya da gözden kaçırmak sizi kusurlu yapar. Litmaps literatür aramalarınızı görselleştirerek aralarındaki ilişkiyi görmemizi sağlıyor. Dolayısıyla literatüre hakimiyetimizi kolaylaştıran ve bunu oldukça hızlandıran bir araç diyebiliriz. Günümüzde 100 bin aşkın araştırmacının kullandığını belirttikten sonra hazırsanız Litmaps ile neler yapabiliriz görelim. Bu sorunun birçok cevabı varken deneyimlerimi sizler için özetleyecek olursam. 1. Literatüre hakim olmak. Litmaps literatüre kolay ve hızlı hakim olmamızı sağlıyor. Özellikle bir tez yazıyorsanız, proje yapıyorsanız ya da zamana yayılan bir metodunuz varsa kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü literatür güncellenecek ve sizin bunu gözden kaçırmanız daha olası olacaktır. 2. Sistematik derleme ve meta analizler. Bu gibi araç araştırmalar yapıyorsanız doğal olarak işiniz literatür ve hiçbir şeyi gözden kaçırmamalısınız. 3. Kaynakça yönetimi Litmaps ile kaynakça yönetimini kolaylaştırabilirsiniz. Mendeley, Zotero, EndNote gibi yazılımları da kullanıyorsanız aktarma yaparak çalışmalarınız arasındaki ilişkiyi daha kolay görebilir, hatta bu aramalarınızı Litmaps ile geliştirebilirsiniz. 4 şekiller. Makalelerinizde, tezlerinizde veya sunumlarınızda literatürünüzü bir harita olarak sunup çalışmanızda fark yaratabilirsiniz. Litmaps com'a giriş yaptık. Litmaps bizi standart bir search bar ile karşılıyor. Ancak ben burada Litmaps'in tüm özelliklerini size tanıtacağımdan üyelik oturumumu açtıktan sonraki panelden anlatmaya başlayacağım buradan oturumumuzu açmak için başvurduğumuzda gördüğümüz gibi Google veya Orkit ID'niz ile birlikte ya da tanımladığınız herhangi bir mail adresinizle oturum açabiliyorsunuz. Ben Google ile oturum açmaya devam ediyorum. Giriş yaptıktan sonra litmaps temel arayüzünü görüyoruz burada. Bahsedecek olursak sol konsolda Sit, Discover ve Map seçenekleri var. Buradan kütüphanemiz ya da koleksiyonumuz diyebiliriz ve geçmişimizde göreceğimiz bir bölüm bulunmakta. Ana sayfada da karşımızda Sitmaps bizi karşılıyor ve direkt aramaya teşvik eden bir bölüm var. Biz buradan aramamızı yapalım. Evet bir arama gerçekleştirdim. Kadına e, yönelik şiddeti araştırıyorum burada ve bunu Semantic Scalar e, veri tabanı ile gerçekleştirdi. Dilerseniz Litmaps e, ağ yapısını da kullanabilirsiniz ama Semantic'in daha iyi sonuçlar verdiğini gözlemledim. Kendisi de temel olarak geliyor ve burada işte daha öncesinde bir koleksiyonumda yer aldığından dolayı bunu yeşil olarak görüyorsunuz hangi dosyada da olduğunu bize gösteriyor. Ama aşağıdaki makaleler henüz koleksiyonuma kayıtlı değil. Beraberinde şunu da açıklamak gerekirse Litmaps bir algoritma kullanıyor ve makaleleri popülaritesine göre karşımıza sıralıyor. Buradan da anlayacağımız gibi işte atıf sayıları ve referans sayılarıyla birlikte makaleler karşımızda. Kreşam'ın 2005'te yaptığı makale bayağı popüler bir makale olarak karşımıza çıktı. Aynı zamanda da daha önce incelediğimiz makaleler arasında sitmap'i oluştur diyerek sürece başlayalım. Bu bir literatür tarama süreci buradaki haritanın genel mantığını şurada görebiliriz. En fazla atıf alanlar bize yukarıda gösteriliyor ve aynı zamanda yatayda da bir tarihsel akış söz konusu. Dolayısıyla eğer nitelikli ve güncel bir makale aramak düşüncesinde iseniz burada direkt sağ üst tarafa bakarak gözlemleyebilirsiniz ilgili makaleyi aynı zamanda zamanda genç makalelerin sağ altta olduğunu düşünmek çok olası olacaktır. Çünkü genç olduklarından dolayı henüz yeterli atıf sayısına ve popülariteye sahip değiller diyebiliriz. Genel mantığı bu. Bu makalelerdeki renklerin sebebi ise daha önce koleksiyonuma kaydetmiş olmam kaynaklı ve bunlar arasındaki ilişkiyi bir haritaya dökmek isterseniz bunları renklendirebilirsiniz. İlgilendiğimiz makalelere tıklamamız yeterli. Başlayalım tıkladığımız zaman ilgili veri tabanına yönlendiriliyorsunuz ve oradan da okuyabilirsiniz detaylı erişebilirsiniz zaten litmaps kendisi de abstrak kısmını bize sunuyor doy numarasını veriyor ve yazarları gösteriyor e, referans ve atıflarına da buradan ulaşabiliyoruz Evet makaleleri seçtik okuduk ve incelemelerde bulunduk ve artık literatürümüzü genişletme çabası içerisindeyiz ve literatüre hangi makaleleri ekleyeceğimizi buradan seçebiliriz. Bunu bu şekilde yapabileceğimiz gibi aynı zamanda da Met bize kendi algoritmasıyla en iyi 20 ilişkili makaleyi öneri olarak sunuyor. Dilerseniz de daha kolay bir yoldan devam edebilirsiniz. Evet discover aşamasındayız. Bu aşamada biz en iyi 20 makaleyi kendi algoritmasıyla bize önermesini istemiştik. Ve burada da bizi bir keşif aşaması karşılıyor. En iyi 20 makalemizi çemberin içinde görürken aynı zamanda bize birinci seviyede şuradan da gözlemleyebileceğimiz gibi filtrede isterseniz ikinci bir çember de oluşturabiliyorsunuz. Bunlar ilgili 20 makalemizin en ilişkili bulunan makaleleri olarak görünüyor. Dilersek buradan ikinci bir seviyede seviye aramada yapabiliyoruz. Evet biz ikinci seviye araştırmamızı da yapmak istedik. Bakın gördüğünüz gibi ikinci seviyede ilişkili herhangi bir şey bulamadı bu makaleler arasında diyebiliriz. Evet ilgili makalelerimizi bir literatür okuması yaparak gözden geçiriyoruz ve ilgilendiklerimizi seçerek araştırmamızı genişletiyoruz. Bunları bu şekilde ekleyerek ve ardından finish tuşuyla son aşamaya geçebiliriz. Evet keşfin bu son aşamasında biz 3 makale daha dahil ettik sürecimize ve artık kütüphanemize kaydetmek istiyoruz. Bize burada da bu 3 makaleyi sunuyor ve diyor ki daha öncesinden de 22 tane makaleniz vardı ve isterseniz artık bunu bunu bir koleksiyona kaydedebilirsiniz diyor. Biz bunu yeni bir koleksiyon olarak kaydetmiş olalım. Kütüphanemize de kaydı gerçekleştirdikten sonra Pro versiyonda sunulan bir başka özellikten de burada bahsetmek istiyorum. Monitor this search seçeneği ile bu literatür aramanızda herhangi bir güncellemeden yeni bir makaleden haberdar olabiliyorsunuz. Bence çok güzel bir özellik. Eğer uzun soluklu çalışmalar yapıyorsanız tercih edeceğiniz özellikler arasında olması gerekir diye düşünüyorum. Aynı zamanda Create a map seçeneğiyle araştırma sonuçlarımızı haritaya dökebilmemiz bu aşamada mümkün oluyor. Map'e direkt geçiş yapabiliriz ve karşımızda bir harita görselleştirilmiş şekilde geliyor. Export figür buradan çözünürlük seçenekleri mevcut. Kendi ayarlamanızı gerçekleştirebilirsiniz. İşte background'ınızı belirleyebilirsiniz ve bunu dilerseniz bir link şeklinde ya da bir e-mail şeklinde karşı tarafa da gönderebiliyorsunuz. Bu aşamada da kütüphane yani koleksiyonumuzu incelemiş olalım. Evet biz aramalarımızı gerçekleştirmiştik. Burada neler yapabiliriz? Gördüğünüz gibi koleksiyonumda aynı zamanda başka aramalarımdan kendi koleksiyonlarım var. Şimdi burada neler yapıyoruz onu görelim. Dilersek burada aramamızı yine genişletme imkanına sahibiz. Ne yapabiliriz? Kendi Referans yönetim programımızdan buraya bir aktarım gerçekleştirebiliriz. Bu bir ris formatı olması gerekiyor. Buradaki herhangi bir koleksiyonumuzdan da bir çıktı ekleyebiliriz. Yani koleksiyonlarımızı birleştirmek oluyor bu. E, ya da bir Orkit ID'si üzerinden de ekleme yapabiliyoruz. Başka neler yapabiliriz? Buradan tekrardan bir harita görselleştirmesi. Bunu da dediğim gibi paylaşabiliriz, gönderebiliriz. Dilersek Litmaps'e ilişkili başka makaleler araması için de tekrardan yeni bir sürece girebiliriz. Koleksiyonlar üzerinde de anlatacaklarım bu kadar. Böylece Litmaps incelememizi burada tamamlamış oluyoruz. Dilerseniz artık ücretlendirme ve paket karşılaştırmalarına devam edelim. Ben bu videoyu 2023'ün Eylül ayında çekiyorum. Siz girdiğiniz tarihte tabii ki fiyatlamalar ve paket özellikleri değişiklik gösterebilir. Burada bahsetmiştik literatür alarmının güzel bir e, özellik olduğunu. Tabii ki Pro versiyonunda bu hizmet sunuluyor. E, ücretsiz versiyonda buna sahip olamıyorsunuz. Ama ben yine de ücretsizde yer alan özelliklerin de gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. E, burada da gördüğümüz gibi girdi makaleler 20 tane kadar sınırlandırılmış durumda ve bir haritada maksimum 100 tane eğer bu mümkünse 100 tane makale gösterebiliyorsunuz ve Aynı zamanda diğer yazarlarla ortak çalışma imkanına sahip olamıyorsunuz. Pro versiyonda ise alarm özelliği var dediğim gibi ve gelişmiş arama seçenekleri, o bahsettiğimiz ikinci seviye atıf yapanlara atıf yapanların yer aldığı ikinci seviye aramalar gibi, tarih sınırlamalı aramalar gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz ve herhangi bir sınırlama yok harita veya makale konusunda. Ücretlendirmeye baktığımızda Yıllık ve e, aylık şeklinde biliyorsunuz genelde böyle yapılıyor. 12,5 dolar şu an e, aylıkta. Yıllıkta ise eğer abone olursanız 10 dolardan yani 120 dolarlık bir ödeme ile bir yıllık pro versiyona sahip olabilirsiniz. Ya da bir ekibiniz varsa bu ekip üzerinden de Görüşme sağlayabiliyorsunuz Litmaps için. Tabi bu aşamada Hocam anlattın anlattın 120 dolar yıllık kim verecek Diye soruyorsunuz kendi hesabınız üzerinden ücretsiz hesabınızda ödeme kısmına gelip pro versiyon Satın almak istediğinizde diyorlar ki düşük orta gelirli ülkeler için e, Ayrıca indirim imkanları e, sunuyoruz Bakın Türkiye'de Bu e, indirimlerin arasında yer alıyor %50 indirim yani 120 dolar üzerinden değil de 60 dolar üzerinden alabiliyorsunuz. Litmaps yapay zeka temelli literatür tarama aracının incelenmesinin burada sonuna gelmiş olduk. Uzun süreli yazdığım bir blogum var. canakademisyen.com. Buradan e, akademik rehberler, uygulamalar, programlar ve yapay zeka araçları üzerine e, yazılarıma erişebilirsiniz. Detaylı incelemeler burada sayfamda yer alıyor. E, aynı zamanda da YouTube sayfama abone olursanız devamında da çekeceğim videolardan e, takip edebilirsiniz teşekkürler.